Borç meselesi çok önemli bir mesele. Yeri gelmişken söyleyelim. Birinden borç almak. Yani Basri Hocam bana işte 5000 bin lira borç verir misin? Verdiniz Allah razı olsun. Çok sıkıntılı bir mesele. Bir an önce o borcu ödemek lazım. Ödemezseniz, İki ihtimal söz konusu. Ya imkanınız olduğu halde ödemiyorsunuz, ya da imkanınız yok. İmkanı olduğu halde ödemeyen kişi, ödemediği sürenin tamamında zalim damgası yiyor. Şimdi bazıları, e, kardeşim ne acelesi var? Yarın öderim. Haftaya öderim. Adamın zaten bu paraya ihtiyacı yok ki. Adamın paraya ihtiyacı olmayabilir. Ama bizim ahlaka ihtiyacımız var. Erdeme ihtiyacımız var. Binaenaleyh, ticari bir borç değilse, yani vadesi olan bir borç olur. Efendim, e, makine parkını değiştirdiniz fabrikanızda, imalatçıyla... Borçlanma senetleri imzaladınız. İşte 2022'de, 2023'te ödeyeceksiniz. Tamam, vadesi geldiğinde ödersiniz. Fakat vadesi gelmiş olan borcu ödememek veya birine ihtiyacınıza binaen gitmişsiniz ve karda hasen dediğimiz ticari olmayan karşılıksız bir borç istemişsiniz. Vadesi gelmiş olan veya böyle karda hasen dediğimiz ticari bir ilişkiden doğmayan tamamen hatır için alınmış olan borçların imkanı oluştuğunda derhal ödenmesi gerekir. Ödenmeyen her salise zalim damgasını yer insan. Allah muhafaza etsin. Eğer ödeme imkanı yoksa, Evet alacaklının ödeme imkanı oluşuncaya kadar beklemesi lazım. Fakat bu esnada ölse adam kul hakkıyla ölmüş olur. Bakın dünyadaki en büyük mertebelerden bir tanesi şehitlik mertebesi. Yani adam Allah'ın dini için Allah'ın dini yeryüzüne egemen olsun diye cihad ediyor. Ölüyor. Malını, mülkünü, canını, her şeyini kaybediyor. Bu kimse için Cenab-ı Allah ölü demeyin diyor. Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölü demeyin. Onlar diridirler diyor. Buna rağmen borcu varsa o borcun hesabı kendisinden sorulacak. Yani ben şehit gittim. Efendim bu paranın bedeli Çanakkale'deki şehit kanlarıyla ödenmiştir. Bunlar güzel menkıbeler. Tatlı tarihi hatıralar. Ama bir borcun vebalini silmez. Onun için bir insan borçlu ise diken üzerinde demektir. O borcunu bir an önce ödeme cihetine gidecek.